Merhaba hanımlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapmış olduğum dondurma anahtarlıklarımın tarifini vermek istiyorum. Şöyle istediğiniz gibi renk renk dondurma anahtarlıklar siz de yapabilirsiniz. Eğer isterseniz Instagram adresime, sayfama girip oradan sipariş de verebilirsiniz. Böyle bu şekilde. Gerekli malzemeleri sayayım ben. Gerekli malzemeler koton iplik olacak. Koton ipliğin istediğiniz renkte iplik kullanabilirsiniz. Renk renk yapabilirsiniz. Ben mor rengini kullanacağım. Şöyle dondurma kısmında. Bunun aynısını yapacağım. Şöyle mor rengi kullanacağım. Şöyle külah kısmı için ten rengi ip gerekiyor. Üstümüzün vişnesi için kırmızı ve sosu için de beyaz ip kullanacağım. Yani dondurmanıza göre farklılık yapabilirsiniz. Şöyle kahverengi kullanabilirsiniz. Yani renk seçimi size kalmış. İstediğiniz gibi renk renk yapabilirsiniz. Benim kullanacağım ipler bu şekilde. Ayrıca 2,5 numara tığ kullanacağım. Siz 2 ile 3 arasına kadar örebilirsiniz. İpinizin kalınlığına bağlı. Anahtarlık ucu, dikiş için iğne ve içine koymak için elyaf. Şimdi ilk önce dondurma kısmımızdan başlıyoruz. Sihirli halkayla başlayalım. Sihirli halka yaparak başlıyorum. İpimi bu şekilde aldım. Bir zincir çekip şöyle tutarak içine 6 tane sık iğne dolduruyorum. 2 3 4 5 6. 6 tane sık iğneyi doldurdum. İpimi, şurada kalan fazlalık ipimi şöyle çekiştirerek kapatıyorum. İlk ilmeğe batarak çift sık iğne dolduruyorum. İkinci sıramızda bütün delikle çift sık iğne doldurarak 12 tane sık iğne elde edeceğiz. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane sık iğne yaptım. Şurada kalan fazlalık ipimi belirleyici olarak kullanıyorum. Bir üst sıraya attım. Şimdi bu sıramda bir tane tek, bir tane çift sık iğne doldurarak şöyle ipimi belirlediğim yere kadar, sıra sonuna kadar bu şekilde bir tek, bir çift olarak örüyorum. Bir tek, bir çift. Sıra sonuna kadar bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. En son çift olarak ördük. İpimi buradan alıp ikinci sıraya geçiyorum. İkinci sırada da iki tek, bir çift olarak devam edelim. İki tek, bir çift olarak yine aynı şekilde sıra sonuna kadar örelim. Bir, iki tek, bir çift, bir, iki tek, bir çift. İki tek, bir çift, bir, iki tek, bir çift.
2 tek, bir çift olarak doldurdum. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Bu üst sıramda 3 tek bir çift olarak devam edelim. 1 2 3 tek bir çift. 2 3 tek bir çift. Sıra sonuna kadar bu şekilde 1 2 3 tek bir çift. Bir çift. En son 3 tek bir çift olarak yaptık. Çiftimi doldurdum. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. 4 tek bir çift olarak bu sıramızı da tamamlayalım. 2 3 4 tek bir çift. 1 2 3 4 tek bir çift. Şimdi buraya kadar artırmalarımızı tamamladık. Buradan sonra toplam 5 sıra boyunca düz bir şekilde artırma eksiltme yapmadan öreceğiz. Ama şöyle bir durum var. Siz istediğiniz gibi hani 5 tek bir çift, 6 tek bir çifte kadar çıkartabilirsiniz. Dondurmalarınızın büyüklüğüne kendiniz karar verebilirsiniz. Şöyle diyeyim. Şu an benim yapacağım bu boylarda olacak. Böyle bu boyutta. Ama 5 tek, 6 teke kadar çıkartarak dondurmalarınızı daha da büyük yapabilirsiniz. Şimdi küçük ebatta yapacağım ben. Ölçümüz buna göre. Şimdi 5 sıra boyunca düz bir şekilde artırma eksiltme yapmadan örelim. Daha kibar, daha şirin duruyor küçük olanlar. Şöyle görüyorsunuz. 5 sıra boyunca düz bir şekilde örelim. 1 2 3 4 5 sıra boyunca ördüm. Şimdi ipimi tekrardan böyle belirleyici olarak alıyorum. 1 2 3 4 tek bir eksiltme yapacağız bu sıramızda da. 4 tek bir eksiltme. Şimdi eksiltmeyi de şu ön noptan bir tane alıp hemen yanındaki ilmeğe batarak şöyle şu şekilde çıkartıp birlikte alıyor, örüyorum. Aynı şekilde 1 2 3 4. Bilmeyenler için gösteriyorum bir kere daha. Eksiltmemizi şuradan hemen ön noptan ilk ilmekten alıp yanındaki ilmeği şöyle tam olarak alıyorum ve birlikte bu şekilde çıkartıyorum. Sık iğne örüyorum yani. 1 2 3 4 tek bir eksiltme. Bu şekilde sıra sonuna kadar 2 3 4 tek bir eksiltme olarak yapalım. Sıra sonuna kadar 1 4 tek bir eksiltme yapıyoruz. Şurada da 3 tek bir eksiltme olarak yapalım. En sonuncusunda 3 tane kalıyor. Onu 3 tek bir eksiltme yapıyoruz. Evet. Şimdi ip belirleyicimizi alabiliriz de almaya da gerek yok. Burada ip ilmek kaydıralım. İlk olarak bir tane ön loptan ilmek kaydırıyorum. İpimi tığımın üstüne alıp ön loptan şöyle yarım trabzan ipimi tığımın üstüne alıp hepsini birlikte çıkartıyorum. Bir aynı şekilde ön loptan 2 3 tane yarım trabzan ördüm ön loptan şu kısımdan. Şöyle şu kısımdan 3 tane yarım trabzan ördüm. Bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Çünkü ön loptan örüyoruz. Sonra arka loptan da külahımızı örmeye başlayacağız. Bir tane ilmek kaydırma yaptım. Sonra tekrardan yine 3 tane yarım trabzan ön loptan örüp ön loptan örelim. Bir tane de ilmek kaydırma yapalım. Bu şekilde başladığımız yere kadar aynı şekilde
3 tane yarım trabzan, bir tane ilmek kaydırma ön lobdan örerek bitirelim sıramız. Buradan şu arka kısımdan bir tığımızla çekerek ilmeklerin arasında gezdirebilirsiniz ya da direkt bu şekilde de kapatabilirsiniz. Şimdi külahımıza geçeceğiz. Renk kısmı size kalmış kızlar. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi şöyle bir çeviriyorum ben şöyle bir. Şöyle ön lobları arkaya doğru bir atalım. Arkadaki lob ortaya çıksın. Şimdi bu deminki ipimi, kalan ipimi de tutarak bunu da alacağım. Şöyle arka lobdan. Bu şekilde şöyle bir tane zincir çektim. İlk ilmeğimi sabitledim. Şimdi bu ikisi ipi de birlikte yürüterek örüyorum. Dümdüz 4 sıra boyunca burada artırma eksiltme yapmadan arka lobdan ilk sıramızı arka lobdan diğerlerini de üstüne basarak normal bir şekilde öreceğiz. Evet, külahımızdan da 4 sıra boyunca düz bir şekilde ördük. Şimdi 1 2 3 4 tek 4 tek bir eksiltme olarak başladığımız yere kadar sıra sonuna kadar örelim. 3 4 tek bir eksiltme. 3 4 tek bir eksiltme. Evet, eksiltmelerimizi tamamladık. Sıra sonuna kadar geldik. Şimdi bir sıra boyunca düz bir şekilde öreceğiz. Bir sıra düz örelim. İlk kesme yaptığımız yere kadar bir sıra düz örelim. Evet, buraya kadar bir sıra düz bir şekilde ördüm. Şimdi bir eksiltme yapıyorum. Sonra da 1 2 3 tek yapacağım. Evet. 3 tek yaptım. Tekrardan bir eksiltme yapıyorum. Bu sıramda da 3 tek bir eksiltme başladığım yere kadar 3 tek bir eksiltme olarak devam ediyorum. 2 3 tek bir eksiltme, 1 2 3 tek bir eksiltme, 1 2 3 tek bir eksiltme. Bir. Şimdi burada biraz elyafımızı doldurabiliriz. Daha sonradan doldurmakta zorluk çekmeyelim diye. Şöyle aldığı kadar. Bir sıra düz örelim yine aynı. Bir sıra düz ördükten sonra şimdi iki tek bir eksiltme yapıyorum. Sıra sonuna kadar iki tek bir eksiltme yapacağım. 1 2 tek bir eksiltme, 1 2 tek bir eksiltme, 1 2 tek
1 eksiltme. 1 2 tek. 1 eksiltme. 1 tekrardan bir sıra düz örüyoruz. Evet, bir sıra düz ördük. Şimdi bir tek bir eksiltme yapacağız. Bir tek bir eksiltme. Bir tek bir eksiltme. Burada ben ilmek belirleyici koymadım çünkü belli oluyor. Kesme yerine geldiğim zaman bir sıra düz, en ilk başta yaptığım kesme yerine geldiğim zaman üstünden bir sıra düz geçiyorum. Bir tek bir eksiltme. Evet, şimdi ilk yaptığım kesme yerine denk geldim. Şimdi bir sıra yine düz öreceğim. Şuradan biraz daha elyaf koyacağım. Tam güzel sıkı sıkı olsun diye. Bir tek bir eksiltme yaptık. Şimdi bu sıramızda sadece eksiltme yapacağız. Ben elyaf doldurayım içine. Evet, bu kadar elyaf yeterli. Şimdi sadece kesme yapıyoruz bu sıramızda. Bu sıramızda sadece kesme yapalım. Evet, bu şekilde sadece kesme yaparak bitirdim. Şimdi şöyle dikiş payı bırakacak kadar, dikiş yapacak kadar ip bıraktım. Şöyle hemen yanındaki ilmekten tığımı, ipimi, iğnemi pardon geçirip şöyle çekiştiriyorum, sıkıştıracağım. Böyle istediğim görüntü oluşana kadar böyle iğne yardımıyla düzeltiyorum. Herhangi bir yerden, istediğim bir yerden çıkartıyorum. Şöyle düzeltelim. Evet, külahımız da böyle bu şekilde oldu. Şöyle kestim. Şimdi kremamızı yapalım. Şöyle kremamızı görüyorsunuz. İstediğiniz renkle yapabilirsiniz. Ben beyazla yapacağım üstünü. Şimdi üst kremasını yapmak için yine sihirli halkayla başlıyorum. Bir zincir çektim ilk etapta. 6 tane sık iğne dolduruyorum. 2 3 4 5 6 tane sık iğne doldurdum. Sihirli halkamı kapattım. Bu şekilde. Şimdi toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çektim. İpimi tığımın üstüne aldım. Hemen ilk deliğe yarım trabzan örüyorum.
Bu şekilde bütün deliklere yarım trabzan örerek şöyle yarım trabzan örüyorum. Her deliğime tek tek batarak evet, şimdi şu tam ilk sık iğnemizin şöyle orta kısmına da yarım trabzan örüyorum. Yanındaki ilmeğe sık iğne battım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. İlk deliğe yine aynı şekilde yarım trabzan ördüm. Yanındakine de yarım trabzan. Bunu da aynı şekilde yarım trabzan 6 tane zincirimizin içine batarak örelim. Evet, bu şekilde hemen yanındakine geçtim. Tekrardan yine aynı şekilde bu işlemi şöyle 3 tane, 6 tane, 3 tane şöyle küçük, 3 tane de büyük olacak şekilde tekrarlıyoruz bunu bütün deliklerimize yaparak. Evet, bu şekilde tamamladım ben. 3 tane uzun, 3 tane de kısa. Şöyle ipimi uzun kesip dondurmamızın üstüne dikeceğiz. Şu arkadakini de kesiyorum. Şöyle tam orta kısma denk getirerek şöyle orta kısma denk getiriyorum. Şöyle sabitledikten sonra göz kararı bir dondurmamdan bir tane de kaymağından şöyle dikiyorum. Evet, bu şekilde oldu. Şimdi üstümüzün kirazını yapalım. Kirazını yapmak için de sihirli halka yapıp bir tane zincir çekiyorum aynı şekilde. 6 tane sık iğne doldurdum. 2 3 4 5 6. 6 sık iğne dolduralım. İpimizi çekip kapatalım. Her ilmeğe çift batarak her deliğe çift batarak 12 tane sık iğne elde edeceğiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 oldu. Şimdi buradan itibaren 2 sıra boyunca düz örüp ipimizi kesiyoruz. Uzun bir ip keselim. Çünkü şurada anahtarlık ucu aparatımızı da buraya dikeceğiz. 2 sıra düz bir şekilde örüp uzun bir ip keselim. Evet, 2 sıra düz bir şekilde ördüm. Şimdi son ip ilmek kaydırma olarak yaptım. Şöyle uzun bir ip kesiyorum. Şu alttaki ipi de keselim. Şimdi şuraya tam orta kısma her ilmekten tek tek gelecek şekilde şöyle tam ortalıyorum.
Evet, bu şekilde kirazımızı da diktik. Şöyle istediğimiz yerden açılmayacak şekilde saklayarak ipimizi keselim. Evet, görüyorsunuz böyle hanımlar. Dondurma anahtarlığım çok tatlı, çok şirin oldu. Siz de isterseniz bu anahtarlıktan yapabilirsiniz. Böyle tarifimle renk renk istediğiniz gibi dondurma anahtarlıklar yapabilirsiniz. Evet, böyle bu şekilde görüyorsunuz. Kanalıma abone olarak, videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Kanalımın büyümesi için, daha güzel yerlere gelmesi için sizin güzel yorumlarınız, beğenileriniz çok önemli. Yani yapan arkadaşlarımdan Instagram adresime resim gönderirlerse DM'den hikayemde paylaşırım. Öyle. Hoşça kalın.